Şimdi bu genel değerlendirmeyi birazdan deniz hocamızla gelecek, Ondan da alacağız. Bunun üzerine artık bu çalışma konularına girmek istiyorum. Özellikle hep şunu söyledik: Yunanistan ne zaman? Türkiye'ye yönelik işte provokatif bu tarihten gelen sorunlar, kangren ettiği sorunları kaşımaya başlasa, ne zaman arkasına batıyı alıp sesini yükseltmeye başlasa bir aşamasında Ermenistan devreye giriyor ve o da Kafkasya'yı karıştırıyor. Ve bu da hep e, şu e, teoriye gönderme yapıyor yani Türkiye'nin iki buçuk savaş teorisi. Yunanistan ve Ermenistan'la ve tabii ki terörle aynı anda mücadeleden bahsediyoruz. Şimdi bu teoriye madem öyle Türkiye e, buna hazır o zaman biz bunu bastırıyoruz gibi sanki bir pres yani sanki bir baskı e, son dönemde gene bunu yaşadık 2020'nin yazında da yaşadığımız gibi e, Yunanistan'ın iyiden çığırından çıktı ilişkileri çığırından çıkardı e, Türk savaş uçaklarını F-16'lara radar kilitler attı Türk gemilerin Türk bayraklı gemileri kurşunlamaya başladığı bir dönemde Ermenistan'da bir anda Azerbaycan'a saldırmıştı ve bu tam Şanga İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin arifesine denk geliyor. Halbuki bu zirvede e, e, diyalog ortağı olarak bulunan Ermenistan da davetliydi. Yani Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan diyalog ortağı olarak Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılıyorlardı. Paşinyan da gelecekti ve bu zirvede aslında Putin Paşinyan'la görüşecekti. Belki de bir üçlü toplantı gerçekleşecekti çünkü 31 Ağustos'ta Brüksel'de yapılan son görüşmede, A.B. buluculuğunda yapılan son görüşmede peki tamam, bundan sonra barış için çerçeveyi hızlandırıyoruz, ee, ön çalışmaları yapalım, ekipler yapsın, Kasım ayında da oturalım gibi bir noktaya gelinmişti ve bir kere daha altını çizelim, hatırlatalım, 26 Ağustos'ta Laçin'i boşaltmıştı. Ermenistan. Neye dayanarak? 10 Kasım 2020 mutabakatına dayanarak. 10 Kasım 2020'de tamam dedi Ermenistan. Ben e, burada yenildim ve nihayetinde bir mutabakat <laughs> imzalandı. Bir ateşkes imzalandı. Bunun sonucunda bir ortaya konulan e, unsurlardan biriydi. Yani e, o bölgelerden, Azerbaycan'a ait olan 30 yıldır işgal altında bulunan bölgelerden Ermeni unsurları çekilecek. Orada da işte hani e, güvenliği sağlamak için bulunan e, Rus unsurları da çekecek. Ne zaman? Özellikle Laçin konusunda şunu söylüyor Ermenistan, bana bir yol yapın, orası benim zaten güzergahımda, e, o yol yapıldıktan sonra çıkacağım. E, yapıldı yol, Laçin'den e, 26 Ağustos'ta çıktı. 15 gün geçti, bu saldırı geldi. Onu bir özetledikten sonra şimdi günümüze gelelim. Yunanistan bugün de sesini yükseltiyor. Ee, Yunanistan'ın en son, en son söylediği hem cumhurbaşkanı hem de başbakanın ağzından küçük Asya felaketi tarihimizdeki en büyük travmaları yaşatan Türkiye tarafından katliamı uğrayan atalarımızı andığımız bir dönemdir diyerek bir açıklama yaptı. Ee, Ermenistan'da geldiğimiz zaman Ermenistan cephesinde ilginç bir durum vardı. Bu arada Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Deniz Tansi de geldi. Ya Deniz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş Fotoğrafların değerlendirmesini sonra soracağım artık Ermenistan'a geçtim çünkü. İstanbul trafiğinde. <laughs> Teşekkürler sağ olun. E, efendim e, şu anda yani bu Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde bu üçlü görüşme olmadı. Yani her şeyi hızlandırabilecekken bir anda Paşinyan Ermenistan saldırdı. Şimdi bu niye saldırıyor diye düşündüğümüz anda e, Paşin yana istifa sloganlarını yükseldiği böyle ayaklanmalar oldu ve günümüze geldiğimizde bugüne geldiğimizde e, açıklamalar var ve bir ziyaret e, açıklaması da geldi. Öncelikle bugün e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Putin'in görüşmesinden çıkan açıklama. Aliyev malum 77 şehit verdi. E, Başsağlığı diliyoruz kardeşi Azerbaycana. E, Ermenistan 400 askeri etkisiz hale getirildi, 553'e yakın hedefi imha edildi, e, hava savunma sistemleri S-300'ler e, SİHA'larla e, imha edildi. E, böylesi bir çerçevede peki şu anda sınırda durum nasıl dendiğinde Aliyev dedi ki sınırda istikrar sağlandı, iki gündür ateşkes yürürlükte maalesef sınır çatışmaları yaşanıyor. İki taraftan da kayıplar oldu ama önemli olan istikrarı sağlamış ve barış yolunda adım atmış olmamız. Putin de diyor ki çatışmaların son ermesini görmekten memnunuz ama durum hala gergin. Şimdi bu e, Semerkant platformunda buluşma olmadı. Ermenistan saldırdı. Nihayet o barış görüşmeleri hızlandıralım denilen barış görüşmeleri bir gevşedi. Ne zaman olacağı akıbeti meçhul hale geldi ve ve Tayvan ziyaretinden hatırladığımız e, bunun ötesinde Yunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye F-16 satmayın Türkiye işgalci işte Rusya gibi falan diye bir konuşma yaptı. Amerikan Kongresi'nde de alkışlamaktan yerine oturamayan Nancy Pelosi ABD temsilciler Meclisi Başkanı Ermenistan'a gidiyor efendim tam da böylesi bir dönemde e, saldırıların durağa çıktığı bir dönemde sınırdaki provokasyonun ardından Ermeni lobisi ABD yönetiminden Ermenistan'a destek verme çağrısında bulunmuştu o çağrıya hızla yanıt verdi Pelosi ziyaretinde Ermeni asıllı Kaliforniya temsilcisi Jackie Speirer'da. Eşik edecek. Yarın gerçekleşmesi bekleniyor bu ziyaret. Bu kadar sıcak bir dönemde ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve hükümetle bir araya gelecek Erivan'da. Dediğimiz gibi aynı Pelosi'nin e, biz Michotakis'in arkasında alkışlamaktan oturamadığını da biliyoruz. Sayın Tansi ilk soruyu bu sefer e, sizden başlatalım. E, şimdi Şangay, NATO bunların hepsi iki buçuk ay arayla birbirlerine gönderilen mesajlardı. Arkadaşlar haritayı almayalım lütfen nihayetinde. Ee, i̇ki platformun tabii ki ne <laughs> AB gibi bir ekonomik platform ne NATO gibi bir savunma paktı. Ama Şanga İşbirliği Örgütü de nihayetinde Batı'nın tamamen e, karşısına aldığı yaptırımlarla yok edeceğim dediği Rusya'nın ben nefes alıyorum mesajı. işte Çin'le beraber açılabildiği e, coğrafyaları işaret ediyor. E, Ermenistan'ın saldırısı Pelosi'nin ziyareti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Şangay İşbirliği Örgütü aslında e, tabi soğuk savaş sonrasında önemli bir oluşum. E, dediğiniz gibi NATO gibi değerlendirmek mümkün değil, Avrupa Birliği gibi değerlendirmek mümkün değil. Ama bir yandan da önemli bir birliktelik ekonomik hacmiyle, ticari hacmiyle, nüfusuyla e, ve hiç kuşkusuz askeri anlamda bir askeri pakt olmasa da içinde bulunan ülkelerin askeri gücüyle beraber değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye'nin tabii 2012'den itibaren yani 10 yıldan beri buradaki diyalog ortaklığı gibi buna benzer hani ikinci aşamada değil gözlemci değil ama üçüncü aşamada bir çerçevede olması dışarıdan ilk bakıldığında biraz yadırganabilir. Ama benim asıl yadırgadığım mesela biz NATO'nun üyesiyiz doğru NATO'nun en büyük mütefiki Amerika Birleşik Devletleri işte Dede Ağaç'tan Girit'e kadar Yunanistan'a garnizona çevirdi. Suriye'deki PKK PYD terörüne silah yardımı yapıyor, para yardımı yapıyor, maaşa bağlıyor. Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan'la bir takım yeni birlikteliklerin ya da işte bu Rafale uçakları dahil olmak üzere hatta anımsarsanız bir ara bu Doğu Akdeniz'deki gerginlikte Fransızlar uçak gemisi gönderdiler. Yani ne yapacaklardı bizim bu uçaklarda bakıldığında. Şimdi değerlendirdiğimizde NATO'nun hani Macron'un bin yılda bir söylediği bir doğru bir şey var. Gerçekten beyin ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye bu anlamda son derece soğukkanlı hareket eden bir ülke. Yani işte NATO olmadı ben başka bir uluslararası örgütün içerisine gireyim gibi bir nazire ya da öyle bir yaklaşım içerisinde değil. Ama Türkiye şunu görüyor. Dış politikada bir çeşitlendirme gerekiyor. Çünkü dış politikada bu anlamda bakıldığında bizim NATO çerçevesinde kendimizi çok daha rahat hissetmemiz lazım ama Diyeceksiniz ki yani 1964'de git Soğuk Savaş'a. Cansı mektubuna git. Ne diyordu? E, NATO silahlarını Kıbrıs'ta kullanamazsınız. Kullanamazsın. Sovyetler de size saldırırsa, anladığı, da... saldırırsa 5. maddeyi yani kolektif savunmayı işletmeyebilirim. Seni savunma. Diye. Yani biz bunların sicilini biliyoruz. Yani NATO'nun sicili eskiden de bozuktu. Ama bugün bakıldığında bugün daha düşmanca hareketlerle karşı karşıyayız. Bakın biz NATO ile ortak bir terör tanımı yapamıyoruz. Terörle mücadele çerçevesine bakıldığında NATO'nun mükemmeliyet merkezi, merkezlenen bir tanesi Ankara'da, görevi terörle mücadele. E sen benim terörist dediğime terörist diyemiyorsun ki. Ve hatta son derece 200'lü bir çerçevede PKK terör örgütü ama PYD değildir gibi bir 200'lük içerisine giriyorsun. Bir de bunun iç siyasal ya da dış siyasal oluşumlarıyla orada da bir başka çerçeve ortaya konmaya çalışılıyor. Şimdi Nancy Pelosi herhalde ölmeden önce ...kendi siyasetinde bir iz bırakmaya çalışıyor. İşte <laughs> e, Tayvan ziyareti e, bununla bağlantılı, değerlendirebilir. E, ve Nancy Pelosi, Michotakis'in ABD kongresine yaptığı konuşmada... E, ...Kamala Harris'le beraber hop oturup hop kalkıyorlardı anımsayacak olursak. Bu anlamda, Yani Nancy Pelosi bu anlamda bir demokratlar işerse son derece önemli bir isim. Yani siyaseten sadece bugün değil, Obama döneminde de temsilciler meclisi başkanıydı. Şimdi burada Ermenistan'a yaptığı ziyaret ya da yapacağı ziyaret aslında bir psikolojik savaşın uzantısı. Şimdi Ermenistan saldıran taraf. Ancak sanki mağdurmuş gibi özellikle bu Ermeni lobisi sadece ABD'de yok Fransa'da var diğer ülkelerde var. Baktığımızda aslında Ermeni lobisi ya da hatta diasporanın genel mantığını değerlendirdiğimizde asla Ermenistan'daki Ermenileri düşünmezler. Yani bu diaspora bu sayede işte sözde soykırım dahil olmak üzere bu tür kampanyalarla birileri milletvekili olur. Birileri iş kadını olur, iş adamı olur. Birileri belediye başkanı olur. Birileri çok ünlü yazar olur. Nobel'e kadar gider falan buna benzer. Ama baktığımızda Ermenistan'daki Ermenilerin açlığı asla diaspora ilgilendirmez. Bu anlamda Amerika'nın, şimdi çok ilginçtir. Bakın Ermenistan'la Azer, kardeş Azerbaycan'ın topraklarını kurtardığı savaşta da bugün de Rusya daha dengeli davranıyor. Ya da kendi çıkarları gereği öyle davranmak gereğini hissediyor ancak Rusya'nın müttefiki olan bir Ermenistan var. Kolektif Savunma Örgütüyse aynı zamanda. Ancak Batı'nın desteği çok enteresan. İşte Macron da o zaman anımsayacak olursak çok büyük devasa bir takım sözler elde etmişti. söylemişti. Hatta sizin programlarda da söylemiştim. Bu bir Frankofon toplantısı vardı. Macron neydi? Kanada Trude. Başbakanı. Trudeau. Trudeau bir de şey, birisi daha vardı o görüntüde. ...bunlar beraber halay çektiler. Halay çektiler, evet. Yani o çok enteresan bir görüntüydü. <laughs> Şimdi bu anlamda baktığımızda o tabloyu da değerlendirdiğimizde... ...batı lobilerinde bu pişirilenler... ...ha diğer üçüncü kişi de Paşinyan'dı tabii... E, bu, e, ...bu anlamda pişirilen e, ya da ortaya konulan zemin... ...aslında bakıyorlar ki Güney Kafkasya'da ciddi bir mevzi kaybı içerisindeler... ...Asya'da ciddi bir mevzi kaybı içerisindeler... ...ancak bir başka boyutu değerlendirdiğinizde... Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber Rusya sizin de ifade ettiğiniz zeminde uluslararası çerçevede önemli bir prestij kaybı. Bir yandan ekonomik bir takım yaptırımlar ama bir yandan Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı yaptırımlar derken... ...Şanga İşbirliği Örgütü'ndeki zirve ve bu anlamda verilen fotoğraflar tabi Rusya'yı da bir anlamda bir hayli rahatlattı. Türkiye ise şunu ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözü önemli. Diyor ki yani biz diyor Asya'daki değil mi yani... En e, bu anlamda bakıldığında Asya'nın en batısındaki yani Avrupalı Avrupa'nın en doğusundaki Asyalı bu meyalde bir şeyler evet. söyledi. Türkiye eskiden beri aslında, jeopolitik konuma açısından hep bu denge ve farklılıklar zeminini ortaya koymaktadır ve bu anlamda Türkiye'nin e, çeşitli noktalarda ekonomik arayışları ya da askeri anlamdaki arayışları e, son derece makul karşılanmalıdır. ve Türkiye burada yapıcı bir rol üstlenmiştir. buradaki zeminde bence o anlamda değerlendirmek lazım ancak şunu tekrar altını çizmek gerekiyor. NATO'nun hem beyin ölümü gerçekleşiyor hem de kendi içine doğru hani Bodrian'ın söylediği gibi içe doğru bir infilak yaşıyor. Bu noktada hani hep şu soruyu soruyorlar batı koridorlarında kulislerinde who lost Turkey diyorlar. Türkiye kim kaybetti? Şimdi Türkiye bir araççıyı kaybedecek ama bakıldığında Türkiye'nin müttefikliğini istiyorsanız Türkiye'ye karşı terör örgütlerini desteklemeyeceksiniz. Ege'de Doğu Akdeniz'e tuzak kurmayacaksınız. Türkiye zaten hala uluslararası ittifaklarına bağlı. Bunlara karşı bir meydan okuma içerse değil ama bir makuliyet zeminde istiyoruz haklı olarak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en doğal hakkımız diye düşünüyorum.